Hepimizin tabii yüreğini derinden yaralayan ve çok da sorgulatan, vicdanları sorgulatan bir hikayedir bu. Ne kadar yani yol aldık Şubat acaba? Depremlerinde ne kadar yol aldık kısmı tabii ki her zaman çok tartışılır. Yol almadığın sürece vicdanına istediğin kadar yüzleş. Evet, bu vicdanları kendisini sorgulatıyor mu bilmiyoruz ama en azından toplum olarak toplum ciddi anlamda sarsan, sorgulatan olaylardan birini yaşadı bu ülke 6 Şubat'ta. O evet. Depremlerde yaşanan, kaybedilen canlar. Yıkılan binalardan sonra döndük baktık. Neden bu binalar yıkıldı? Hı hı. Şimdi o kişilerden biri vardı. Palmiye sitesinin müteahhiti. 150 kişi yaşamını yitirmişti. 16 kişi de yaralanmıştı bu depremde. O sitenin müteahhiti Ali Babaoğlu 18 aydır firariydi. Evet. Şimdi firari ne demek yani? Kaçmış. Şimdi ama daha aranıyor, fazla kaçamadım. Yakalanamıyor. Yani sen kendi bir suç hissetmesen ya da bir ihmal görmesen... kaçar mısın? Çoğu kaçanları gördük aslında. Şimdi Babaoğlu yapı denetim kanununa göre biz binadan 15 yıl sorumluyuz diyor. Hı hı. Ki bu gerçek biliyorsun, araştırdık sabahta seninle. Binaya 99 yılında başlandı, Adapazarı depremi oldu. Sonra ruhsat gecikti. Bir müteahhit, bir mühendis ömür boyu sorumlu olamaz dedi. Ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti oy birliğiyle Babaoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Hı hı. Kararda Babaoğlu'nun bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular bulunduğunu da ifade etti. Buyurun. Valla bakıldığı zaman yepyeni bir bina. Hani 2000 yılında yapılmış, 99 falan filan diyoruz ama kaç yıllık bina? 20 yıllık bir binadan bahis açıyoruz yani. Ve ondan sonra diyor ki vay efendim şu, vay efendim bu. Ve kaçma hadisesinde ben deprem gecesi travma geçirdim diyor mesela. Ve bunalıma girdim, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum şeklinde. Bir de yüzsüzlüğü de var. Belli ki bu süreçte bir vicdan hesaplaması da yapmış. Ama hukuki anlamda nerede ne boşluk var? Bir taraftan da avukat ordusu ya da avukatları bunun üzerine çalışmışlar. Ardından böyle bir hukuki anlamda bir ifade veriyor. Burada tabii baktığın zaman psikolojik olarak nereden yırtabilirime geliyor iş. Bak işte Dilan, işte ne bileyim işte Ocağından kardeşler falan filan. İçeri giren insanın ve vicdan olarak bunu sorumluluk arz eden ve sorumluluk taşıyan insanın aklına gelen ilk şey ben buradan nasıl yırtarım? Psikolojiyle şununla bununla yırtarım. Şimdi bu arkadaşın söylediği 150 kişi yaşamını yitirmiş 20 yıllık bir binadan bahsediyoruz. Ardından 16 kişi yaralanmış. Allah'tan her birine rahmet dileyelim. Ve evet. Biz buralarda söyledik. Biz bu hadisenin en başından itibaren ne bileyim denetleyeni, izin vereni, şu su, bu su. Yok ben 15 yıllık şeyim. Sorumluyum. Bunu söyleyip gidebiliyor ise neyse ki burada oy birliğiyle hani tutuklanmış etmiş falan filan belli de olmaz. Belki birkaç ay sonra evet haklısın deyip çıkabilir de ağır ceza yaptırımlar gelmediği sürece vallahi Mimar Sinan'ın da diğer mimarlarımızın, mühendisimizin hayatını kaybedenlerin hepsinin kemikleri sızlar kardeşim. Ve biz bu deprem konusunda zerre yol alamayız. Açık ve net. Ha neyse ki bulunmuş. Adam evet. İzmir'deymiş ya. Şimdi nasıl bulunmuş? Şimdi birkaç şeyden bakacağım ben buna. Şimdi diyor ki 15 yıl sorumluyuz yapı denetime göre bakıldığında oradaki yasada şeyde diyor ki 15 yıl sonunda biz diyor artık sorumlu değilizdir diyor. Tamam, böyle bir gerçek var. Buraya bir tutunmuş. Peki madem buraya tutunmuş bu insan neden kaçtı? Tamam deprem akşamı travma yaşamış olabilir. Yakınlarını kaybetmiş olabilir. Kim yaşamadı ki? Fakat yaşamış olduğu travmadan sonra kaçma eylemini gerçekleştiriyor. Bu firari 18 aydır gelmiş. Daha sonra Babaoğlu depremden tam bir yıl sonra İzmir'den otelliğe gidiyor oğluyla birlikte. Oğlu Mustafa Babaoğlu'na gayrimenkulleri ve araçların satışı ile ve banka işlemleri gibi birçok konuda vekalet verdiği ile gündeme gelmiş. Yani sen eğer bu kadar pürü ak bir insansan ve hiçbir gerçekten derdin yoksa vicdanın sonuna kadar rahatsa neden kaçma, üzerine işte bir takım kılıflar bulma, işte yürürlüğün her şeyin araştırılması, üstüne üstlük bütün mal varlığının olduğunun üzerine geçirmek gibi bir eylem yapıyorsun. Evet. Bunu soruyoruz. Yani hani ben bir yere kadar hak vermeye çalışıyorum fakat neye hak veriyorsun ya? 150 tane insan orada ölmüş bu adamın yaptığı evet. Saçma sapan bina yüzünden. 2022'de değil de 2015'te olsaydı, 2010 yılında olsaydı bu deprem. Benim 15 yıl sorumluluğum var abi, 5 yıl hayafa. Ona mı diyecektik yani? Deprem biraz geç olmuş. Bunun tek tabiri caizse açıklaması bu. Ondan sonra benim aklımda dalga geçer, mahkeme heyetinin aklıyla dalga geçer şeklinde ifadeler benim canımı sıkıyor. Bu memleketin aklıyla dalga geçiyorlar. Ondan sonra da yok psikiyatri tedavi görmekte falan filan. Senin yaptığın yerde insanlar öldü. Bunu görmeleri lazım. Bunu ya herkesin de görmesi lazım. 20 yıl önce de yapılan binalarda
can kayıpları yaşandı. 3 yıl önce yapılanda da 1 yıl önce yapılan son teknolojiyle harika denize nazır işte oranın en güzel binaları adı altında milyon milyon dolara satılan demek binalarda da aynı şeyler yapıldı. Demek insanın ahlakı çürük, yapanın ahlakı çürük, denetleyenin ahlakı çürük. Ötesi yok ki. Ya paralar, bu... cukka ne olursa olsun falan modunda gidiyorsun. Sadece bak dışı çok güzel yapıyor. Hatay'daki o binaları görüyoruz. Aa, ne kadar güzel binalar. Hop kağıt gibi, evet. İskambil kağıdı gibi devrildi gitti. E abi bunu yapanı belli, denetleyeni belli, malzemesi belli vesaire vesaire. İnşallah evet. İstanbul'da da aynı mevzuları konuşuyor olmayız ama maalesef Allah ki Allah. Geliyor gelmekte olan hep beraber konuşacağız. Bu görüntüleri de bol bol evet. göreceğiz. Bir de eğer sağ kalırsak. Biliyorsun biraz daha farklılaştı bundan sonra. Yani 99'dan sonraki işte kullanılan beton ve depreme dayanıklılık hikayesindeki hikayeyle bugün bambaşka bir durum var orada. Yok, 99'da olmamış mı bu? Yapılmamış mı bu bina? Evet. İşte yani tam olarak ondan bahsediliyor zaten burada. Yani bu konuyu biraz daha konuşuruz belli ki.